Pazartesi gününden, yeni bir günden, yeni bir haftadan hepinize günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Bugün balkondan böyle güzel bir açılış yapayım istedim. Çünkü domates toplayacağız bahçeden. İki tanecik domatesimiz var ya, o iki tanecik domatesimizi koparacağız. Bu arada işçiler bu taraftan çalışmaya başlamışlar. Yol çalışmalarına. Şimdi yolun bu tarafından başlamışlar. Kızım. Nilay. Tatlım. Bakmıyor. Gözü daldı gözü. Küsmüş sana. Bir şey olmuş terlemekte. Nokta küsmüş. Nokta olmuş. Banyo yapalım. Hı hı. Oluşum. Çiçeklerim yine her zamanki gibi coşmuş arkadaşlar. Pembişlerim. Bakın bir de burada. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Şu tatlışlarımın güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel açıyorlar her gün. Maşallah, maşallah, maşallah. Yok, daha birkaç gün. Yarın ya da öbür güne kopartırız salatalığı. Domatesimizi koparacağız şimdi. Kahvaltıya doğrayacağız. Şey, o kızarmış şimdi mi? Hemen koparmış şey oldu. Kopuverdi şeyinden. Hemen kızarmış. Bu hemen kızarmış. Evet. Hayır. Domateslerimiz hayır, oldu. Hayır, ben yakından baktım bir anda hemen. Bakayım bir koklayayım. Kızardı. Mis gibi kokuyor. Ben koklayayım. Kızım yesin o domatesleri babası. Ha, ektirme ve ben mahsullerimi yiyorum, değil mi? Tabii ya. Pazardan hiç almıyoruz domates. Benim bunlar orijinal. Şurada dolmuş olmuş. Onu şeker gibi sattım da canlanmış. Ne yapmak lazım? Keseceğiz değil mi? Kesip evet. Ektim. Bak buraya ektim, burada tuttu hemen. Babalarını keseceksin. Ektim tuttu hemen. Ekim şuralara mis gibi kokuyor. Evet, tepeden kes, genişlesin. Hadi. Bizimkiler kalkmadılar daha tam olaraktan. Beyler, bayanlar, kalkar mısınız? Gece uyumayanlar, su geliyor. Gece uyumayanlar. Su geliyor, su merak etmeyin, su geliyor. Gece uyumuyorsunuz. Uyutamıyoruz gece. Uyuyamıyorum. Ama o kız da. Haydi. Şu suları gelin götürün. Haydi. Çabuk suyu gel götür. Çabuk. Şurada. Onlar kalkmadığı için onlar yemek yapmıyor. Domatesleri de yıkayıp. Orijinal domatesleri, orijinal. Thank you.
gece uyumayanlar çabuk kaldır, çabuk. İncirler oluyor mu? Ha? Tamam. Evet, olmaya başladı işte. 3 Allah Allah, öyle oldu, günaydın diyor ya. Ay. Thank you.
Boncuğum, seni mi çağırıyorsun sen? He? Babası seni istiyor ya. Beni mi çağırıyorsun sen beni? Beni mi çağırıyorsun böyle sen? He? Gerçek mi? Tamam, götür. Hadi. Yumurtayı ben kırabilir miyim? Yumurtayı sen kıramazsın. Neden? İşte. Neden? İşim var, ben şimdi bulaşamam size. Çabuk çabuk olmuş. O iki yumurta kıracağım, bitti. Kayıtlı sesleri geliyor. Nasıl oldu da gelebildiniz ya? Devam et. Devam edin. Ne yapıyoruz şimdi başka? İncirlerimizi gösterdin mi? İncirlerimiz mahsulünü yemeye başladık. Çünkü nerede? Orada işte, şimdi görmüyor musun? Şey değil ya. Ha, o işte. Ha, o muydu dünkü? Evet. Güzel. İncirimizi yemeye başladık. Şimdi sıkmayayım. Hangisi Ali şey? Aylar gibi doğramışsın. Pabuklu olan bizimki. Pabuklu mu bizimki? Evet. Bakın aradaki farkı. Aradaki farkı bulamazsın, anlayamazsın. Ses yapmasın, söyle. Bundan bazı hamamız da var. Bunları yeriz ekmek yerine. Bunu da böyle götüreyim. Ses yapmasın adam.
Dur. Hayır. Değil, ne yapacaksın? O diyor ben bakacağım, o diyor ben bakacağım. Yasaklar gelmesi lazım. Nilay kavgası sabah sabah. Nilay'ı paylaşamıyorlar. Tamam mı canım? Tamam. Tepsiyi çaydanla götür, ben dolduramıyorum. Nihal'e de Nihal'e de. Çayı. Nihal'e bu yok. Nereye gitti? O tahta Nihal'e nerede? Ha, orada görmüyorsun. Hey ya, geç. Yaşım olmuş. Çok geç oldu. Şu ablamın 10 yaşı şey var ya işte. Onun... Ablayın 10 yaşı mumuna da şimdi. Sana da. 6'ınki nerede? Bilmiyorum oğlum nerede ya. Hadi. Ne yapacaksın? Elimi yüzümü yıkayacağım. Tamam, git dışarı yıkar.
Şurayı beklene. Gidiyordu balkonda yıkayıver. Yok. Yok. Evet. Canlar, hazırlandım, hastaneye gideceğiz. Kahvaltımızı falan yaptık, topladık ortalığı, salona da robotu saldım, robot süpürüyor. Birazdan çocuklara dedim, biz gittikten sonra diğer telefondan koridora, yatak odasına ve çocuk odasına da gönderin dedim robotu. Evin her yeri bir süpürülsün, silinsin. Şimdi bugün yengemle bir refakatçi devir dayımı yapacağız. Kayınvalidemi belki bugün çıkarırlar diye bekliyorduk, çıkarmamışlar. Yan taraftaki hasta çıkmış, onu çıkarmışlar. Aslında aynı gün ameliyat oldular ama onlar çıkmak istemişler. Doktor da çıkarmış artık, duruma göre tabii ki hareket ediyor doktordan. Bizimkiler kalıyor daha, herhalde yarın çıkarlar, bilmiyorum. Şimdi Ali beni götürecek, hastaneye bırakacak, yengemi alacak, eve getirecek. Yengem işte duşunu alsın, biraz dinlensin, eşiyle çocuğuyla vakit geçirsin. Ben kalacağım böyle 2-3 saat, artık ne kadar olur. Yani benim kalmam da Nilay'a bağlı, Nilay'ın durmasına bağlı. Nilay'ı şimdi ben emzirdim, uyuttum. Uyuyor, bir de mama yaptım. Uyandığında, acıktığında verirsiniz dedim. Annem de burada zaten, annem zaten Nilay'la ilgilenecek. Ben kayınvalidemin yanında kalacağım. Diyorum ya, belki 2-3 saat, belki akşama kadar, artık Nilay'ın durumuna bağlı. Nilay ne zaman beni ister, artık hiç durmaz, sürekli ağlar ve beni isterse. Biliyorsunuz hemen bir bebeğim var. Emdiği için onu bırakıp gidemiyorum. En fazla 1-2 saat ayrılabiliyorum. Hani biliyorsunuz, bakın çarşıya gidiyorum, pazara gidiyorum ama 1 saat 2 saatliğine gidiyorum. Hani emziriyorum, anneme bırakıp o şekilde gidiyorum. Günlerce, yani saatlerce, ne bileyim, gece boyunca çocuğumu bırakacak durumda değilim henüz. Bu yüzden kayınvalidemin yanında da kalamıyorum. Yoksa onun dışında kalırdım, kayınvalidemin yanında. Ben kalırdım. Hiç başkasına da şey yapmazdık yani, kadıncağıza. Ama sağ olsun, Allah razı olsun, yengem kalıyor. Hani çünkü daha önce de yani benim kayınvalidem ameliyat olduğunda, o zaman küçük bebeğim yoktu. O zaman Alper'le Aytu 2-3 yaşlarındalardı işte. Aytu bebek miydi, neydi? Gene. Aytu, dur bir düşüneyim. Alper 2-3 yaşlarındaydı. Aytu da 1 yaşlarındaydı. Çok küçüktü henüz. Yani Nilay kadar değildi. Nilay'dan biraz büyüktü ve emmiyordu. Aytu zaten 7 ay falan süt emdi. Yani o zaman kayınvalidemin bel ameliyatı olduğu zamanlarda Aytu'nun emme durumu yoktu. O zaman ama hastanede bir hafta yatmıştı ve işte annem, Ali ve burada bir teyzem daha var, o teyzem, o şekilde dönüşümlü olarak hastanede yanında kalmışlardı. Hastaneden çıktıktan sonra da bize getirmiştik. O zaman biz yine burada oturuyorduk. Bize getirmiştik. Bizde kaldı. 2 ay, 3 ay kadar ben baktım. Ondan sonra İşte görümcem de baktı tabii ki de, sağ olsun. Öyle dönüşümlü olarak, evlatları olarak, gelinleri olaraktan bakıyoruz işte. Yine bunda da aynı şekilde öyle bakacağız. Elimizden geleni yapacağız. Ben şimdi Ali'yi bekliyorum. Ben, bana hadi 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 diyordu. Kendisi beni bekletiyor, çıktı. Temizliğini yapıyordum ben. Neyi? Hava temizliğini, mutfak temizliğini yapıyordum. Ha tamam. Mutfağı topladın mı? Evet, topladım. Yani mutfağı topladın mı derken, yerden çöp kovasını ve tabureyi kaldırıyoruz ki robot gitsin diye. Öyle işte canlar, valla elimizden geleni yapıyoruz. Bakalım yarın çıkarsa, eve çıkarırsak inşallah rahat ederiz. Hastaneye git gel, git gel, git gel. Ne kadar olsa zor oluyor. Dün Ali işten geldi.
Bugün izinli tekrar, çok şükür. Dün işten geldi, akşam saat 6'da geldi. Hemen hastaneye gitti. Gittik daha doğrusu, beraber gittik. Eve geldik. Bazlama, börek, yemek işlerini hallettik. Tekrardan çay demledim, börek koydum. Tekrardan Ali götürdü. Geldi. Ya iki sefer gitti. Bugün sabah zaten kalkar kalkmaz yengemi aradı, ne durumdasınız diye. Sonra yengem aradı tekrardan. Doktor gelmiş. Yeniden serumu takmıştılar dedi. Yok, yeniden damar yolu açtılar dedi. Damar yolu açmışlar, tekrar serum verler, çıkış yapmadılar dedi. Artık bakalım işte. Bugünü de bir atlatalım. Belki yarına çıkar herhalde. Yani evde bakım daha kolay sonuçta. Eve getirirsek evde daha rahat ilgileniriz. Allah razı olsun yengemden de. Kadıncağız baktı, ilgilendi. Allah bin kere razı olsun. Bakalım. Kaç gün oluyor bugün? Cuma günü ameliyat oldu. Pazartesi bugün, 4. gün. 4 gün yatacaksın dedi doktor. Artık bakalım. Bugün 4. gün, çıkış vermedi. Herhalde bugün de yatacak. Belki yarına diyoruz. Artık bilemiyoruz vallahi. Vallahi elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Ali de geldi. Ya Allah ya, bismillah, gidelim bakayım. Bir de tekrar terziye uğrayacağız. Benim şu dünkü şeyler maalesef şey yapamadık. Terzi kapalıydı. Kapı açık kalsın. Mutfağı aşağı, burada yaptıysan mutfağı göndereceğim şöyle. He, onu söyleyeyim de iyice. Yavaş aç. Şu an nerede? Nereye gönderdiniz robotu? Koridora mı? Alper, koridordan sonra mutfağa gönderiyorsunuz. Mutfağı topladı baban, tamam mı? Ya, neyse, diğer odalara ben gönderirim gelince. Evet. Bay bay. Tamam. Ne? Dedim. Ararız oradan tekrar çocukları ya. Ben deyim Nalide. Terlik giyiyorum. Önce onlar rahat olur. Aa Ali, ben şey almadım yanıma. Nereye? Eski ha.
Biz hastaneye geldik ama yoldayken yengem aradı. Doktor gelmiş, çıkış vermiş. Dur bakalım ne olacak şimdi. Çıkış vermiş doktor. Şimdi ayrı istedik. Bir dakika. Yürüyor diye tamam dedi. Şunu da çık, şey yapalım, çıkaralım. Başını güzel yaptın. Ben ama yürüyor ya, akşam da yürüyor. Şimdi yürüyor. Şey yaptı, ille yani çıksın demiş. Bir de hastalar da şey. Evet, dayım geliyormuş. Yengem dayıma da haber vermiş. Eşyaları topluyor. Şimdi çünkü dayım arabayla gelecek. Arabayla götürecek. Canım yok çünkü canım da şey. Siz de size denem. Orada nasıl olacak? Ha? Yok teyze, biz seni bize götürelim. Sultan yengem de yoruldu kadıncağız. Dinlensin evinde. Biz evde bakarız biz sana. Eşyaları buraya çıkardık, koyduk. Şimdi dayım arabayı getirecek. Onu bekliyoruz. Bizim antrenör. Kayınvalideme çıkardık hastaneden. Dayım arabayla geldi. Arabaya yerleştirdik. Eşyalarını yerleştirdik. Bize götürelim diyorum. Bize gidelim. Biz de bakalım diyorum. Yok, beni evime götürün diyor. Şuraya giremez mi? Girer mi? Şuraya mı? Buraya mı girecek araba? Şuraya girer. Şuraya 5 dakika geçebilir aslında. Tekrar tekrar söyledik. Teyze seni bize götürelim. Bence evde rahat ederim. O eve gidip evi istiyor. Eve geldik arkadaşlar. Kayınvalidemin evine geldik. Şimdi temizlik mendilini mi? Ver telefonunu. Şimdi eve geldik canlar. Kayınvalidemi çıkarttık. Getirdik hastaneden. Evi bir havalandıralım dedik. Şimdi dışarıda oturuyor balkonda. Evi bir havalansın. O kablo koptu ya. O şeyin kablosu kopmuş. Patladı. Bizim hayır, Roborox'ta kalmış. Nerede bu antrenörün numarası? Alper'i arayayım, temizlik mendili getirsinler bize ama gel hemen. Klimayı temizleyeceğiz, çalıştıracağız. Bir temizleyelim dedik çünkü petekleri çok kirlenmiş. Şimdi kayınvalidemi içeriye geçirdikten sonra dışarıları falan yıkayacağız. Oğlum, biz hastaneden çıktık, babaanneni çıkardık, eve getirdik. Aytu şey getirsin, temizlik mendili vardı ya bizim, baban onu istiyor. Aytu hemen onu getirsin, klimayı temizleyecek baban, temizlik mendilini getirsin. Hemen getirsin, ha tamam.
Söyledin mi? Söyledim, getiriyor. İki dakika bekle. Otursun orada zaten. Şu. Teyze, yatağına çarşaf falan serelim mi? Ha. İstiyorsan yeni bir çarşaf, bir şey sereyim. Ha. Şeyde de dediğim gibi, hastanede de söylediğim gibi, biz dün akşam Ali ile oturduk, konuştuk. Teyzemi bize getirelim dedik, kaynanamı bize getirelim. Biz de bakalım dedik. Bu ağır zor günlerinde biz ilgilenelim dedik. Çünkü yengemle ne kadar olsa yoruldu kadıncağız, hastanede dinlensin dedik. Öğlenle söyledik kendisine 2-3 sefer, yani arabaya binene kadar ben ısrar ettim. Ben evimde rahat ederim dedi. Ne diyeyim? Biz de sık sık gelir gelir ihtiyacını görürüz. Sen varken de yapsa ya. Evdeyken de sana kolaylık olsun. Bakarız şimdi Sultan onları ayarlarız. Şeyse şu dışarıyı hortum şey yap, yıkayı vereyim ben. Ha? Yok. Altını mı çekeceğim? He. Tamam, o zaman beraber yapı verelim. Alper şey getiriyor. Temizlik mendili getiriyor. Ondan daha iyi temizleniyor. Aytu getiriyor. Getirir şimdi. Ha, getirdi oğlum. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Hemen geldi. Akıllı oğlum benim. Heh. Al canım. Allah. Ben bir de ocağa bir çay koyuyorum. Heh. Sen al al, getirdi. Nerede çaydanlık? Ay, şurada da bir şey kalmış. O da çürümüştür. Orayı da temizleyeyim. Su koyayım da. Teyze, sen arıtmadan mı demliyorsun? Normal şeyden mi? Yani hazır sudan mı? Çeşmeden. Yok yok. Çeşmeden. Çeşmeden. Tamam. Teyze, senin çaydanlık bu değil miydi? Ya, şey, aç, şu şeyi aç. Bunun kapağına ne olmuş? Onun kapağı yandı. Su koydum da kaynattı. Bundan ne lan? Ben de diyorum, o bu böyle değildi diyorum çaydanlığı. Değişik geldi bana. Çürümüştü. He, orada kalmış herhalde, çürümüş. Temizledim şimdi orayı. Ne oluyor? Sen onu yıka, ben öyle şey yapayım. Ayşe değil mi gitti? Evet. Dolap verir misin? Şeye, o şeyler dolaba yerleştirdiler, gök yuvarlayı. Yani şimdi. Veya şey ya, orada su yapma, suyun içine koy dostlarımız da. Tamam, yaparım da. Sandalyeyi çekmen lazım buradan. Halledeceğim. Action. Tamam, hemen. Çabuk, hadi. Temel. Evde bana böyle yapıyor ya. İntikamımı alayım. Evet. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Hadi, çabuk, bekletme beni. Hadi, işim gücüm var. Tamam. Bu cümleler sana tanıdık geliyor mu? Yok. Hadi, çabuk ol, çabuk, işim gücüm var, hadi. Ama acıdım işte. Ne oldu? Onlardan ne var? Onlardan ne var? 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 Ne var?
Gereksiz mi onlar? Buraya bir şey koymuş teyzem. Onun da çürümüş. Hastaneye giderken koymuş. O da burada çürümüş. Efendim. Şunu bir dakika tutsana. Efendim canım. Şöyle indirme aşağı. Havada tut. Tamam. Kablo takılır. Çantam dışarıda kaldı herhalde benim. Klima temizlemeye iyi bu. Girintili çıkıntılı yerlere rahat giriyor. Bezle sildiğin zaman bez girmiyor ya fazla. Bu ince olduğundan bu iyi temizliyor. Domestos da var. Domestoslusu mu? Domestos da var. He. Artıcı yani. He.
Böyle buzdolabı önü falan lekeli oluyor yani elimizden. Böyle suyu var ya tertemiz yapıyor. Ben çocuklara diyorum ki hadi bakayım diyorum. Sen şuraya sen şuraya. Alıyorlar birer tane. Aynaları siliyorlar. Televizyonu ortalığı siliveriyorlar. Tertemiz oluyor. Ben sil vereyim ben bundan. Nerede Ali Mendim? Orada mı? Bu falan tertemiz yapıyor. Bununla ben siliyorum. Bak buraları leke olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraları bir leke bir şey olmuş ha, bayağı böyle su damlamış gibi bir değişik bir şey olmuş. Üstünü de alayım. Arkası mı? Bunu ay ben şey yapamam da şunu şuraları da tozlanmış. Temiz yapıyor. Şöyle beyaz olan bir yeri siliyorum ya. Pırıl pırıl yapıyor oraya. Bir tane düğme doluşmuş. Bir şey düğmesi. Şu çantadan düştü o düğme. İçinden mi? Ha, şuraya koydum. Bunu çöpe atacağım da benim çantam dışarıda kalmış. Çantamı alayım. Şunlar benim kaplarım. Eve giderken götürürüm. Karpuz, kavun ve çorba götürmüştüm. Şunlar bizim. Çay demleyip getirmiştim. Onları eve giderken götürürüm. Boncuk! Kaçtı. Ben diyecektim şimdi. Annen geldi diyecektim. Boncuk. Hadi hadi çabuk yap işini. Hadi hadi çabuk çabuk. İşimiz gücümüz var hadi. Çok oyalanıyorsun. Allah Allah. Bu hayatta matematikten bir şey değil ha. Şunu su yapayım. Açılmıyor da. Heh, bunu içindeki sular şişeleri alalım. Bunları buzluğa atalım. Ali sen bunun içine bunun içindeki suyu boşaltalım. Dibinde kalmış zaten içi şeyli. Ali klimayı temizliyor daha. Bayağı içini, dışını, her yerini, girinti, çıkıntı, nereleri varsa her yerini temizledi. Ben de ocağa çay koydum. Şimdi daha kaynamadı. Çay kaynamak üzere şu termostaki suyu değiştireceğim. Dibinde az bir şey kalmış. İçi de biraz kirlenmiş. Şey oluyor ya hani kaldığı zaman içinde. Böyle ne derler ona? Yosun gibi kaygan kaygan oluyor ya. O şekilde olmuş. İçini yıkayayım. İçine yeniden temiz soğuk su yapalım. Şimdi Sultan yengenin içeride biraz çamaşır işleri var. Çamaşır falan atıyor makineye. Dışarıya şey yapacağız, yıkayacağız. Ben dedim sen hortumu şey yapayım ben yıkayayım dedim de o çekyatı falan çekmem lazım dedi. Dışarıda çekyatlar oturuluyor. O çekyatın arkasını da yıkamam lazım dedi. Bekle dedi o yüzden. Şimdi. Bana bir tuhaf kokuyor ne acaba? İyice de yıkadım ama benim de burnuma öyle kokuyor. Ben de anlamıyorum. Biraz da şimdi içindeki suyu şeyden de çıkaralım. Kalmadı o kadar. Şunlar kirli zaten. Şunlar buz. Dışını da yıkadım. Buzların. Şimdi içine şeyden su koyalım. Damacanadan su koyalım. Çay kaynıyor. Çayımı demleyeyim.
kenara koyacağım artık. Kaşık hesabı yapmayayım. Sevmiyorum şöyle tezgahın üstünde. Fazla değil mi? Bir şey oluyor. Şimdi bunu götüreyim. Ali, klimayla işin bitti mi canım senin? Bitti. Tamam, şu şeye su koy. Ne? Sultan yengemle beraber yıkayıverelim. Şeyi de yıka, tuvaleti de yıka. Tamam. Tamam yeter, kapak kapanmaz. Bununla işin bitti mi? Ha, televizyonun arkasını mı sileceğim dedin sen? Evet. İyi tamam, o zaman televizyonun arkasını da sil. Çayın altını kısmadım, dur. Ha yok, kısmışım yine. Ha kısmışım. Ben ışığını kapatayım. Nasıl dengeme yardım edeyim önce bir. Dur, terliğimi de giyeyim. Nereye dedin? Ha? Tuvaleti. He tamam, ben tuvaletini yıkarım şimdi. Benim terliğimi nereye koyuyorsun? Ha? Başladı dedim incir. Hava sıcak gidiyor ya. Olmuş. Bugün birisi koparmış. Bizim mahalleden birisi koparmış. Dün de anne bir tane kopardı. Bugün sabah iki tane kopardı. Yoksa normal bu zamanda incir daha olmaz. Hava sıcak gidiyor. Ondan. Thank you.
tehlikeli duruyor burada. Onu ben onun için alacağım. Eve geldim arkadaşlar. Kızımı özledim. Kızımı özledim. Teyzeleri ben kızımı özledim. Yerim ben bunu. Vallahi ne yaptık biz şimdi canlar? Kaynanamı hastaneden çıkardık. Ben evden çıkarken kaynanamın yanında bugün refakati değişimi yaparaktan o niyetle gidiyorduk. O şekilde plan yapmıştık. Yengem eve gelecekti, banyosunu yapacaktı, biraz evinde dinlenecekti. O süreçte Nilay'la işte çocuklar, eşim, annem ilgileneceklerdi. Emzirdim, mama yaptım, hastaneye diye çıktık. Yolda haber geldi, yengem aradı ki doktor gelmiş, çıkış vermiş. Öyle olunca artık dayım da sağ olsun iş yerinde çalışıyordu. Oradan beraber çalıştığı arkadaşım, normalde dayımın kendi arabası var da, dayım da iş yerindeyken haber gelince tabii ki, dur kızım. İş yerindeki arkadaşının arabasıyla beraber geldiler, çıkışı yaptık, eşyalarını falan her şeyini eve getirdik. Hemen gelir gelmez yengemle bir temizliğe giriştik. Yengem dışarıları yıkadı, ben çekbasla çektim, tuvaletini, lavabosunu yıkadım teyzemin. Çay koydum ocağa, çayı demledim. Ali de hemen klimayı temizledi, klimayı da açtık, evi önce bir havalandırdık. Teyzem biraz dışarıda oturdu o süreçte. Klimayı da evi de havalandırdık. Neyse, Nilay eşarbımı bozuyordu. Yeniden şey yaptım. O da beni istiyor. Teyzeme hastanedeyken biz dünden Ali ile konuştuk. Dedik şey yapalım. Ali arıyor. Önce Ali'ye cevap vereyim. Ay, bir türlü konuşamadım. Demin konuştum sizinle. Ya Nilay eşarbımı dağıttı, bozdu diye kapattım. Ondan sonra tekrar konuşmaya devam ederken kameraya hiç basmamışım. Boşa konuşmuşum. Hiç farkında değilim. Tekrardan başlıyorum konuşmaya. Bu sefer Ali aradı. Bir türlü konuşamadım. Neyse, ben kısaca bir özet geçeyim. Biz dün Ali ile oturduk, konuştuk. Teyzemi, yani kayınvalidemi bize getirelim dedik. Buraya çekyatı açarız dedik. Klima da zaten sürekli açık bizde. Rahat rahat yatar. Yemeğini önüne, çayını önüne, ne bileyim her türlü bakımını yaparız diye konuştuk. Hastanede de ısrar ettik. Yok diyor. Ben evimde rahat ederim diyor. Bir şey diyemiyorum. Defalarca söyledik. Yok dedi, ben evimde rahat ederim. Tamam o zaman dedik. Biz artık mecbur sık sık yanına gideriz. Neyse ki yakın yani. Neyse, getirdik evine. Gerekli her şeyi, şimdilik her şeyi yaptık. Evi biraz temizledik. İşte klimayı temizledi Ali. Çay yaptım biraz önce söylediğim gibi. Gerçi biraz önce söylerken hangi videoda söyledim onu da bilmiyorum. Videoyu çalıştırmamışım hiç. Neyse. Şimdi ben eve geldim. Ben hastaneye giderken Nilay'ı anneme bırakmıştım. Annem de karnını falan doyurmuş. Şimdi uykusu gelmiş. Emzireceğim, uyutacağım onu tekrardan. Oy, poposunu kaldırıyor. Bak bak. Şuna bakar mısın? Oy, Allah'ım yarabbim. Şimdi yerim yerim. Poponu yerim senin ben. Ondan sonra canlar, mutfakta işlerim var. Ne yaptın Yakup? Çıkmaya gidiyor. Çık oradan. Çıkacak. Mutfakta da benim bulaşıklarım. Valla kahvaltı bulaşığını ben yıkamadan hastaneye gitmiştim. Mutfakta işlerim var, onları halledeceğim, namaz kılacağım. Ali de çarşıya gitti alışveriş yapmaya. Teyzemin ilaçları var, onları alacak, gelecek. Valla 3 gün 4 gün hastaneye koşturduk. Bakayım ne olmuş kız. Hani hiçbir şey olmamış ona. Hiçbir şey olmamış ona. Yerim seni annem, canım. Isırayım mı seni? Yerim seni. Böyle canlarım. Şimdi ben buradaki işlerimi halledip tekrardan teyzemin oraya, kayınvalidemin yanına gideceğim. Nilay'ı da yanımda götürürüm. Orada otururuz artık. Ay böyle. İyileşsin. Hayırlısıyla bir iyileşsin. Öteki ayağından da ameliyat olacak. Öyle. Evlatları olarak, gelini olarak, evlatlığı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Allah'a çok şükür. Elimizden geleni yapıyoruz. Bak yüzüne bak. Kusmuş. Kusunca da buralarına bulaşmış. Başka bir şey yok. Dur yavaş. Neyse canlarım. Güzellerim. Bu arada kayınvalideme geçmiş olsun dileklerinizden dolayı, kızım ailenin de doğum gününü kutlamışsınız hep teyzeleri. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.